Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir Konya etli ekmek yapacağım. Malzemelerimiz 3 adet orta boy soğanımız, 2 adet domatesimiz, 5 adet biberimiz, 1 adet kapya biberimiz, yarım bağ maydanozumuz, 400 gram kıymamız, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçamız var. Soğanlarımızı dilim dilim ayıralım ve el rondasıyla çekelim. Ben el rondasıyla çekmek istedim ama siz isterseniz elektrikli rondayla çekebilirsiniz. Bu şekilde kıyalım. Ve kasemizi alalım. Kalan soğanlarımı da kıydım ben arkadaşlar. Bu şekilde kasemizi aldıktan sonra hafif böyle elimizle ezelim ki acı suyu çıksın diye. Suyunu kullanmayacağız çünkü. Suyunu sıkalım ve başka bir kasemize aktaralım. Ve biberlerimize geçelim. Biberlerim de ince ince kıydıktan sonra el rondam onları da alıyorum ve onları da kıyalım. Arkadaşlar sesim çok kötü, sizden özür diliyorum. Bayağıdır size video hazırlayamadım ama inşallah şimdiden sonra hazırlayacağım. Aynı şekilde kapya biberimi de doğradım ve onu da çekelim. Domateslerimizi de aynı şekilde doğrayalım ve çekelim. Ve kasemizi alalım. Kalan domateslerimin üzerine maydanozlarımı da ilave ediyorum ve onları da çekelim. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Dışarıda yemenize hiç gerek yok. Ben Konya'nın yerinde kendisinde de yedim. Aynı tat, aynı lezzeti evimde de yakaladım. Sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. O kadar güzel, o kadar lezzetli bir Konya etli ekmeğim oldu ki sizlere tadını, lezzetini anlatamam. O kadar güzeldi. Maydanozlarımızla kalan domateslerimizi çektikten sonra onları da kasemize alalım. 400 gram kıymam vardı, onu da ilave ediyorum. Salçalarımızı ilave edelim. Baharatlarımız 1 tatlı kaşığı tuzumuz, yarım çay kaşığı karabiberimiz, yarım çay kaşığı pul biber kullandım ben. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. Arkadaşlar baharatlarını siz dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Benim için bu kadar yeterliydi. Ben bu kadarını kullandım. Evet, güzelce iç harcımızı yoğuralım. Bu şekilde yoğurduktan sonra üzerine düzleyelim ve dolabımıza dinlenmeye bırakalım. İç harcımız dinlenirken biz de hamurunu yapalım. Kaseme 1 tatlı kaşığı kuru mayımı alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz şekerimizi ilave edelim. 2 su bardağı ılık suyumuzu ilave edelim. Ve güzelce çırpalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Tekrardan çırpalım. Ve unumuzu azar azar ekleyelim. Güzel kıvamlı bir hamur yoğuralım arkadaşlar. Bir buçuk altı su bardağı kadar un kullandım ben. Siz gene de kontrollü olarak kullanırsınız ununuzu.
Hamurumu bu şekilde toparladıktan sonra tezgahımı alacağım. Orada güzel özlü bir hamur haline gelene kadar yoğuracağım. Arkadaşlar videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabilirim. Kanalıma abone olmadıysanız bu saatten sonra kanalıma abone olabilir. Bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Hamurumuzu toparlayalım. Yoğuralım. Ve bezeleri ayıralım. Elimize yapışan bir hamur olacak arkadaşlar. Daha fazla un eklemeyelim. Bezelerimi ben mandalina büyüklüğünde ayılacağım. Bu şekilde yuvarlayalım. Ve kenarımıza bırakalım. Elimizi yapışıyorsa çok az bir elimizi unlayalım. Bu şekilde daha rahat bezeleri yuvarlayabiliriz. Dokuz adet bezemiz oldu arkadaşlar. Yani 9 adet etli ekmeğimiz olacak. Ve açmaya başlayalım. Tezgahıma bir miktar unumu aldıktan sonra bir tane bezemi alacağım ve açacağım. Hamurumuz o kadar yumuşak ki oklavamızla daha dokununca açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde hamurlarımızı kolayca açabiliriz. Hamur açmayı bilmeyen arkadaşlarım bile kolayca açacaklardır, buna eminim. Bu şekilde elimizi de büyütebiliriz. Evet. Ve iç harcımızdan 2 dolu yemek kaşığı böyle bırakalım. Ve kaşığımızın tersini iç harcımızı hamurumuza yayalım. Bir tanesini tezgahımda yapacağım. Bir tanesini sinimin içerisinde yapacağım. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Size hangisi kolay geliyorsa siz onu yapın arkadaşlarım. Evet, güzelce düzledikten sonra sinimizi de alalım. Sinimizde de çok azıcık bir düzeltelim. Tekrardan hamur açalım. Bu şekilde hamurumuzu büyütelim. Ve hamurumuzu sinimize alalım. Bu şekilde yerleştirelim. İç harcımızdan 2 dolu yemek kaşığı alalım. Tekrardan hamurumuzun üzerine iç harcımızı yayalım. Arkadaşlar fırınımı açtım. Isınıyor. 200 derece ısıtılmış fırına etli ekmeklerimizi gönderelim. Sadece 10 dakika tutacağız fırınımızda arkadaşlar. Daha sonrasında çıkaracağız. Ekmek fırınları gibi düşünelim. Kızgın fırına etli ekmeklerimizi gönderelim ve çıkaralım. Evet.
Bu şekilde ben hamurların bitene kadar bütün etli ekmeklerimi hazırladım. Kızarttım. Evet arkadaşlar, etli ekmeklerimiz çıtır çıtır mis gibi kokusuyla servise hazır. Bir tanesini alalım. Şöyle dilimleri ayıralım. Ve servisimizi hazırlayalım. Evet arkadaşlar, etli ekmeklerimiz servise hazır. Bakar mısınız şu güzelliklerine? Harika bir etli ekmeğimiz oldu arkadaşlar. Konya'da yediğimiz etli ekmeklerin aynısını ben kendi evimde de yaptım. Siz etli ekmeklerimin son görünüşünü seyrederken ben de artık sizlere veda edeyim. Etli ekmeklerimi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.